Firmamız tarım makineleri imalatı yapıyor. Tarım makineleri imalatı derken tabii tarım makineleri çok geniş bir spektruma sahip. Biz bunların içerisinde patoz makineleri, otsap kıyma makineleri, yem kırma, yem ezme gibi ve yem karma gibi yem hazırlama grubu dediğimiz makinalarımız. Ayrıca ilaçlama makineleri dediğimiz işte 200, 100 litre, 200 litre ve 400 litre tanklı olmak üzere ilaçlama makineleri imalatı yapmaktayız. Bunun dışında da süt sağma makineleri imalatı yapmaktayız ki temel sektörümüz gibi bir şey, lokomotifimiz gibi bir şey. Süt sağmayı da hem mobil süt sağım sistemleri olarak yapıyoruz hem de sağım sistemleri şeklinde, yani sağım odaları kuruyoruz ya duvar tipi sağım sistemleri kuruyoruz. Bu şekilde süt sağma makineleri imalatı da yapıyoruz. Ayrıca işte suluk, tırmık gibi yedek parça imalatlarımız da var ve ürettiğimiz tüm makinelerin yedek parça imalatlarını biz kendi bünyemizde yapıyoruz. Firmamız bünyesinde 176 kişi çalışmakta. Ve firmamız iki ayrı lokasyonda, Gerze ve Sinop Organize Sanayi olmak üzere iki ayrı lokasyonda faaliyet göstermekte. 2008 yılında kurmuş olduğumuz Limited şirketiyle ihracatlarımıza başladık. 50 ülkeye ihracat yapmaktayız. İhracat oranlarımız gün geçtikçe artıyor ve ciddi bir şekilde firmamızın bünyesine ciddi bir nakit girişi anlamında katkı sağlıyor. Kalkınma Ajansı'yla 2013 yılında Sürat projesiyle çalışmaya başladık. Sürat projesinin ardından başka bir firmamız daha var bizim. İki ayrı şirketimiz de Kalkınma Ajansı'ndan destek aldı. O firmamız da 2014 yılında yapmış olduğu İKAP projesiyle destek aldı. Tüm bu projeler kapsamında plastik enjeksiyonlar, plastik şişirme makineleri, metal işleme makineleri, kaynak robotları gibi çok çeşitli makinalara yatırımlar yaptık. Dolum makinaları tesisi gibi. Bu makinalara yaptığımız yatırımlarla imalatçı bir firma konumuna geçtik aslında. Çünkü daha evvelden iç piyasadan tedarik ettiğimiz mallarla montaj yapmak suretiyle bir imalatçıyken aslında şu anda tam bir entegre tesise sahip imalatçı konumuna geldik. Bütün proseslerimizi kendi bünyemizde yapıyoruz. Kendi bünyemizde yaptığımız proseslerle hem üretim zamanımızı kısalttık hem de ürün çeşitliliğimizi arttırmış olduk. Müşterilerin talep ettikleri çeşitli ürünleri imalatını yapmaya başladık ve esnek davranabilir hale geldik. Çünkü müşterinin istediği şekilde, istediği dizaynda ve istediği zamanda teslimatlar yapabilir hale geldik. Bu da bize ihracatta ciddi anlamda avantaj sağladı. Zaten 50 ülkeye şu anda ihracat yapıyor olmamızın ve geçmişten kazandığımız müşterileri hala kaybetmeden devam ediyor olmamızın en önemli nedenlerinden birisi de budur. Yapmış olduğumuz yatırımların ömrüyle ilgili, yani biz var olduğumuz, belki bizim kuşaklarımız var olduğu müddetçe bir şeyler olacak ama süreklilik arz edecek mi ya da bir aileye bağımlı kalmaksızın devam edebilecek mi? İşte bu noktada ajansların, diğer yatırım kuruluşlarının alternatif sanayilere de destek veriyor olması lazım ki bölge olarak hep beraber kalkınalım. Çünkü ben burada lojistik anlamında bir sıkıntı çekiyorsam ve bir lojistikçi bulmakta zorlanıyorsam, bir lojistikçi buraya gelip bir ofis açtığında ben bu zorluktan kurtulacağım demektir. Ofisi de ne zaman açar? Alternatif sanayiler olduğunda, sanayici sayısı arttığında, ürün satışı arttığında bunları yapabilirler. Biz bu dezavantajlardan sıyrıldığımızda Türkiye olarak, bölgesel olarak önce kalkınacağız, daha sonra Türkiye olarak kalkınabileceğiz. Thank you.